Merhabalar herkese. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Geliyor mu sesim? Merhabalar Semiye Hocam. Hoş geldiniz. Tek kuzen, öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Herkes hoş geldi. Sefalar getirdi. Merhabalar yeniden yeni katılan arkadaşlarımız için de. Nasılız? Keyifler nasıl? DGS tayfa. Çok teşekkür ediyorum Serdar Hocam. Hoş geldiniz Hüsna Hocam, Semiye Hocam. Nasılız, iyi miyiz? Keyifler yerindedir umarım. Biraz böyle havalar yağmurlu falan. Artık kışa girdik. Evet, tam aynı anda aynı şeyi söyledik Semiye Hocam. Havalar yağmurlu, depresif hocam moraller. Hayır, olur mu? Depresiflik yok. Melankoliye yer yok. Bu yıl sizin hazırlık yılınız. Sınava hazırlanıyorsunuz. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum inşallah. DGS sınavı sonrası belli olacak durumlarımız hocam. Evet, biraz vaktimiz var. 30 Haziran'da sınav. Yaklaşık bir 7-7,5 ayımız var. Ama bu zamanı güzel, verimli değerlendirmek gerekiyor tabii ki de. Çok güzel. Bugün neden buradayız? Şu anda bu öğrencilerimiz içerisinde sadece DGS'ye hazırlananlar var değil mi? Çünkü birlikte DGS'yi kazandıracak çalışma programımızı hazırlayacağız arkadaşlar. Hocam ben biraz hafife alıyordum sınavı ama millet deli gibi çalışıyormuş. Evet Semiye Hocam, DGS asla hafife alınabilecek bir sınav değil kesinlikle. Arkadaşlar DGS ÖSYM'nin yaptığı en stratejik sınavlardan biri. Bir kere her şeyden önce hız sınavı. Çok hızlı olman gerekiyor. Zaten bunlara değineceğiz seminerimizin ilerleyen dakikalarında. Ama özellikle bugün gerçekleştireceğimiz seminerimizde neler öğreneceğiz? Biraz böyle içerik, içindekiler gibi düşünün bu vereceğim bilgileri. Zihnimizi hazırlayalım bu bilgileri almayı. O yüzden önden motive etmek için bu kısımdan bahsediyor olacağım size. Sınavımız 30 Haziran'da. Sınava kalan süreye göre DGS çalışma programına nasıl hazırlayacağımızı, artı olarak hangi yöntemle ders çalışmanız gerektiğini, günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini, öğrendiğiniz bilgileri nasıl tekrar edeceğinizi, ne zaman soru çözmeniz gerektiğini ve çoktan fazlasını öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Kimler hangi bölümlerden mezun, hangi bölümlere tamamlamak istiyor, biraz yakından tanımak istiyorum. Hadi bakalım herkes yazsın. Hangi bölümleri bitirdik? Hangi bölümleri tamamlamak istiyoruz? Daha önce sınava girdik mi? Semiye Hocam çocuk gelişimi, Mehmet Hocam adalet, hukuk için gelmiş bulunuyorum Sayın Hocam. Çok güzel Mehmet Hocam, hukuk harika. Adalet, hemşirelik, makine bölümü okuyorum şu anda. Makine mühendisliğine tamamlamak istiyorum. Daha önce sınava girmedim, ilk olacak. Harika, sayısal. Ayşe Hocam çocuk gelişimi. Çocuk gelişimcilerimiz bayağı çok var. İnşaat teknikerliği 3. senem mühendisliği tamamlamak istiyorum. Harikasınız Dilek Hocam. Kadın mühendisleri gerçekten ayrı bir beğeniyorum. Çok yakışıyor kadınlara mühendislik gerçekten. Serdar kesin kazanır, matematiği iyi gibi bir vibe aldım. olabilir Semiye Hocam. Yani zaten sayısal mezunu olduğu için matematiği iyidir. Adaletten hukuk, DGS ya da YKS. Oo çok güzel. Birden fazla sınav hazırlığımız var. DGS, YKS'den tarih olarak biraz daha önce. Yani geniş çaplıya YKS'ye hazırlanıp içeriğinde DGS için bir hazırlık yapabiliriz Ümit Hocam. İlahiyatı bitirmek istiyorum. Çok güzel. 2 yıllık mezunsunuz hocam o zaman siz. 4 yıllık İlahiyat Fakültesi'ne tamamlamak istiyorsunuz. Harika. Çok güzel. Şimdi arkadaşlarım DGS yani açılımıyla birlikte dikey geçiş sınavı 2 yıllık
ön lisans programlarından mezun adayların ve mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan son sınıf öğrencilerinin 4 yıllık lisans programlarına geçişini sağlayan sınavdır. Ve DGS sınavı yılda bir defa gerçekleşir. Bu sınavda toplamda 100 sorudan sorumluyuz. 50 sayısal, 50 sözel olmak üzere bu sorular hazırlanıyor. Ve sınav süremiz de arkadaşlar 135 dakika. Sayısal ve sözel olarak ikiye ayırdık. Hani 50 sayısal, 50 sözel. Eşit ağırlık bölümünden tercih yapılacak olan tercih yapacak olan öğrencilerde hem sayısal çözme zorunluluğu hem sözel çözme zorunluluğu var arkadaşlar ve ikisinin de katsayısı sizin için aynı olacak. Ama mesela Serdar hocam sayısala tamamlamak istiyor. Sayısalda daha yüksek net yapması gerekiyor çünkü onun için sayısalın katsayısı daha yüksek hesaplanıyor. Sözelin biraz daha düşük hesaplanıyor. Ya da ilahiyatı tamamlayacak olan Büşra hocamın da tam tersi sözelden çok daha yüksek bir net yapması gerekiyor. Sayısaldan biraz daha az yapabilir. Ama bizim her zaman hedefimiz neydi arkadaşlar? KPSS'ye de girsek, YKS'ye de girsek, DGS'ye de girsek kesinlikle kümülatif bir başarı. Yani olabildiğince branş ayrımı yapmadan bütün sorularda maksimum performans gösterip tam puana yakın bir puan almamız gerekiyor. Çünkü şu bir gerçek ki farkında olduğunuzu düşünüyorum. Birçoğunuzun tecrübesi olduğunu yazdınız. Aramızda tabii ki ilk kez girecek öğrencilerimiz de var. Ama tecrübeli olan tayfa için şunu net söyleyebilirim ki arkadaşlar DGS kontenjanları yani üniversitelerin dikey geçiş sınavıyla alacakları öğrenci sayıları fakülte bazında çok yüksek olmuyor. Yani sıfırdan bir öğrenciyi YKS ile alacakları sayıdan daha az olduğu için yarıştığınız kitle içerisinde kendinizi göstermeniz, başarınızla sivrilmeniz gerekiyor. Çünkü o azınlık diyelim ki senin istediğin üniversitede 8 kişilik senin istediğin bölümde boş bir kontenjan var. DGS ile gelecek öğrenci kontenjanı. Yani sen o 8 kişiden biri olmak zorundasın. Çalışmalarını da buna göre şekillendirmelisin. O yüzden her yıl sınavımız var. Umutsuzluk yok. Bir yaş sınırı yok arkadaşlar. Ya diğer birkaç sınav gibi birkaç KPSS türünde yaş sınırı var. 35 yaş sınırı. Burada öyle bir engeliniz de yok. 50 soru 50 soru. Bu yıl bu arada 50 soru oldu. Daha önce 60-60 120 soruydu. 10'ar tane soru sayısı düştü branşlarda. 50 sayısal 50 sözel. Totalde de sınav süremiz 135 dakika. Peki daha önce giren arkadaşlarım. Kaç puanlar aldık ya da neden hedeflerimize ulaşamadık? Biraz tanıyalım sizi. Semiye hocamdan başlayalım. Hocam benim matematiğim 0. Türkçede de paragraflarda tüm süreyi harcıyorum. Semiye hocam bu noktaya da geleceğim. Şimdi bu tarz sınavlarda sadece bilmek eşittir başarı demek değildir. Size daha seminerin en başında da ne dedim? DGS hafife alınabilecek bir sınav kesinlikle değil arkadaşlar. Çünkü DGS birçok sınavla karşılaştırıldığı zaman hep öğrenciler tarafından ay işte YKS'den daha kolay. Sonuçta iki ders canım aman Türkçe matematik herkes yapar. Ya da KPSS ile kıyaslıyor. Ya KPSS'den daha kolay. KPSS'de 5 derse çalışmak yerine sadece Türkçe matematiğe çalışırım gibi düşünülebiliyor. Ama DGS'deki çıkmış sorulara, çıkabilecek sorulara baktığınız zaman arkadaşlar soru kalitesi inanılmaz yüksek, yeni nesil, eleyici ve zaman ölçen sorular. Mesela Semiye hocamın yaşadığı problemi ben çok öğrencimin yaşadığını biliyorum. Birebir kendilerinden duydum. Hocam soruyu yapabileceğimi biliyorum ama sürem yok. 135 dakika 100 soru için gerçekten yeterli bir süre değil. Evet bu 100 sorunun 100'ünü de tabii ki cevaplamak zorunda değilsin. Ama ne kadar yüksek net çıkarırsan rakiplerinin o kadar önüne geçmiş olacağın için bizim amacımız her zaman en top nokta, en maksimum nokta. Yani hedefinin çok daha üzerine çık. En azından seçen taraf sen ol. Aynı şehirdeki üniversiteyi tamamla. Kaliteli bir üniversiteye git. Hani özellikle mühendislik için, hukuk için arkadaşlar belli başlı üniversitelerde çok kaliteli eğitimler veriliyor. Hani madem bu yola baş koyduysak da en iyisini yapalım. Açıkçası benim öğrencilerime yakıştırdığım yer en iyiler. Aysu'cum hoş geldin. Nasılsın?
Hazırlanamadım. Ben ilk kez geleceğim hocam. Son sınıfım daha. Bir deneme çözdüm sadece. 19 yaşındayım. Semiyacığım çok gençsin aslında. İlk kez gireceksen çok güzel. Bence tecrübeli adaylardan psikolojik olarak daha önde olabilirsin. Çünkü ne olumlu ne olumsuz bir deneyimin olmadığı için yargıların yok. Olumsuz yargıların yok. O yüzden kesinlikle şu anı bir milat olarak kabul edip yeni yıla girmeden önce programını hazırlayıp çalışmalarına başlaman gerekiyor. Çünkü sınav 30 Haziran'da arkadaşlar. Yani evet yeterli bir süre var ama geç kalmak için yeterli bir süre yok. Şimdi başvuru tarihleri açıklandı. Bu arada ÖSYM 2024 için akademik takvimini yayınladı arkadaşlarım. Sadece DGS için değil KPSS ve YKS için de bu tarihler belli. ÖSYM'nin sayfasından bakabilirsiniz. Sınavımız 30 Haziran'da. Başvuru tarihleri 10 ve 20 Mayıs arası. Geç başvuru tarihi 28 Mayıs'a kadar. Sonucun açıklanması da 14 Ağustos'ta. Yani yazın inşallah sonucumuzu açıklayıp Eylül-Ekim ayında da yeni dönemle birlikte yeni üniversitemizde 3. sınıftan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Program hazırlama konusunda çok sıkıntı yaşıyorum. Melike Hocam, bölümünüz nedir sizin? Daha önce girdiniz mi sınava? Seher Hocam çok üzücü. Evet, bir net kuralı var. Matematikte bir net sağlayamadığım için yoksa sözelden 37 netten olduğu halde kazanamadım. Çok üzücü Seher Hocam. Ama bu kural var. Evet, en azından kolay bir soru bulup hemen işaretleseydik. Sınava hazırlıkta süreklilik olması gerekiyor. O sürekliliği yapamıyorum. Odaklanma sıkıntısı çekiyorum. Mehmet Hocam, çalışma sürecinizde bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yani farkındalığı yüksek bir öğrencisiniz anladığım kadarıyla. Ama buna uygun bir aksiyon alınması lazım. Sadece bilmek yetmez, uygulamak da gerekiyor. Çok güzel. Hocam, DGS ile hukuk geçiş kalkacak mı? Bu yılı etkiler mi? Bu yılki takvim açıklanmadan önce böyle bir açıklama yapılmadığı için bu yıl muaf tutulur ama yüksek bir ihtimalle kalkacak. Arkadaşlar, bu arada kalkmasının sebebi de şu, çok zorlanılıyor. Şimdi adalet bölümünde, ön lisans bölümünde görülen dersler ve hukuk fakültesi, 4 yıllık lisansta alınan dersler farklı ve kazansanız bile devam eden 3. ve 4. sınıfta şöyle bir senkronizasyon problemi oluyor. Yani kalkmasının temel sebebi aslında bu. Ki kaldı ki zaten çok zor kazanmak bu arada. Yani adaletten hukuk fakültesi geçen öğrenci sayısı çok yüksek değil. Çünkü açılan kontenjan zaten yüksek değil. Hani orada da bayağı zoru başarmış oluyorsun. Onun yerine direkt YEK'ten YKS'de sıfırdan hukuk fakültesi kısmı devam edecek. Yani Serdar Hocam, ben 24 yılı için ekstrem bir değişiklik açıkçası beklemiyorum. Çünkü bu çok gündemde olan bir konu değil. Yani DGS şimdi bir atama gibi, ne bileyim bir öğretmenlik sınavı gibi çok böyle milyonları etkileyen bir sınav değil. Evet, giren sayı az mı diyeceksiniz? Hayır, tabii ki de az değil, fazla. Ama DGS hala üniversite öğrenimi içerisinde olan öğrenciler olduğu için biraz daha aslında iş o DGS'yi de kazanıp 2 yılı da tamamlayıp mezun olup atama kısmında daha böyle yüksek bir havuzda olduğun zaman aslında etkileyebiliyor. Yani DGS ile ilgili ben mevcut kontenjanlara, yakın kontenjanlarla devam edileceğini düşünüyorum. Evet, Semiye Hocam. Aynı olur. Yani burada bir değişiklik yok. Şimdi gelelim arkadaşlarım. Umutsuzluğa kapılmaya gerek yok bu arada. Yani eğer DGS'ye giriyorsanız zaten bunun farkındasınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden bu farkındalığımızı lütfen artırarak devam edelim. Hani yüksek vaatler yok. Siz zaten o açılan 2-3 kişilik azınlıktan biri olmak istiyorsunuz. Bunun için bu sınava girmek istiyorsunuz. Madem öyleyse üzerimize düşeni yapacağız ama üzerimize düşeni de sonuç getirecek şekilde yapmamız gerekiyor. Zaten bugün bu seminerimizin sizin ilgisini çekmesi
çekmesinin, seminere katılmanızın, şu an bu vakti birbirimize ayırıyor olmamızın temel sebebi de bu. Şimdi genelde bu sınava hazırlanmaya başlayan öğrencilerde arkadaşlarım şu durum çok oluyor. Hele ki ilk kez girecekse falan bir araştırma. Ne yapsam, kendim halledebilir miyim? Dershaneye mi gitsem, ya uzaktan eğitimler de çok popülerleşti. Acaba bir sitelere baksam mı? Bir görüşsem mi? Bir fiyat alayım? Ya da herhangi bir kaynak karşılaştırması yapayım. Hangisi daha iyidir? Hangisi daha verimlidir? Gibi. Önce bir kaygılanıyor öğrenci. Bu bahsettiğim kısım tabii ki de dönemin en başı, yani öğrencinin sürecini başlattığı aylar. Ve genelde de arkadaşlar bir sınava hazırlanırken mutlaka bir sosyal medyanın gücünden, işte YouTube'tan falan mutlaka faydalanıyoruz. Ve faydalandıkça da önümüze bu videolar gelmeye daha çok başlıyor. Yani işte öyle bir program hazırladım ki Türkiye birincisi oldum. Öyle bir program hazırladım ki işte ODTÜ mühendisliği kazandım. İşte İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleştim gibi gibi. Hani evet, böyle baktığında tabii ki motive edici, inanılmaz yükseltiyor. Ay, o yapmış, ben neden yapamayayım, ne eksiğim var? Bu çok güzel. Yani harekete geçirici gücünü evet tabii ki kabul ediyorum. Ama biraz daha biz ne yapıyoruz? Kopyalıyoruz. Copy paste yapıyoruz aslında. Ki böyle videolar YouTube'da milyonlarca var. Sadece DGS için değil, diğer bütün sınavlar için de var arkadaşlarım. Şimdi bu videolardan birinin özetini çıkardım aslında ben. Çünkü bunu çok öğrenciden duydum. Hocam bir yılım boşuna gitti. İşte şu şekilde çalıştım, böyle çalıştım. Verimli olduğunu düşündüm ama verimli değilmiş gibi gibi gibi. Şimdi bu öğrencimizin ismi Cihan. DGS'ye nasıl bir programla hazırlandım temalı pek çok video izliyor. Bir sürü videolar algoritmik olarak da karşısına geliyor. Ve Zeynep'in derece yaptığını söylediği videoda karar kılıyor. Onun derece yaptığı programı Zeynep paylaşıyor ya YouTube videosunda. Birebir hazırlıyor. Başta uygulamak ağır geliyor. Sonra kendini zorluyor, uygulamaya devam ediyor. Akabinde bırak derece yapmayı, kazanamıyor bile. Yani hedeflediği puana ulaşamıyor. Şimdi arkadaşlar, kural ne biliyor musunuz? Sadece DGS için söylemiyorum bunu. Başkasına, bir başka öğrenciye başarı getiren bir çalışma programının aynı şekilde size de başarı getireceği yanılgısına kesinlikle düşmeyin. Neden hocam diyeceksiniz? Bu yanılgıya düşen öğrenciler sınavda başarılı olamadı. Bu yüzden ben sizin bir yılınızı daha aynı sınav için harcamanızı istemiyorum. Ben sizin emeklerinizin boşuna gitmesini istemiyorum. Enerjinizi doğru yere harcamanızı istiyorum. Yatırımınızı doğru yere yapmanızı istiyorum. Çünkü programınız size özel olmalı ve biricik olmalı arkadaşlar. Neden? Sizler de biriciksiniz. Her biriniz farklı yerlerde, şu an Türkiye'nin belki de birçok yerinde öğrencimiz var. Daha bu seminerde bile, ki bizim Türkiye'nin tüm illerinde hemen hemen yaklaşık 65 bin üzerinde tüm eğitim programlarımıza kayıtlı öğrencimiz var. Yani yaşadığımız şehir farklı, yaşlarımız farklı, sorumluluklarımız farklı, mezun olduğumuz bölümler farklı, sınava atfettiğimiz önem farklı, o sınavdaki başarı oranımız, tecrübemiz farklı, hedefe olan uzaklığımız farklı gibi gibi gibi. Şimdi bu farklı olan kısımların neler olduğuna da değineceğim ve bunları kendimize göre nasıl uyarlarız, buna da değineceğim. Sorularımıza bir bakalım. Kontenjanlara. Hocam bir de artık üniversiteden çok şehir ön plana çıktı. Ailemin olduğu şehirde bir üniversite tutturmam lazım. Perişan oldu kiralardan falan. Semiyacığım çok haklısın gerçekten. Ekonomik boyutu da var tabii ki işin. Kesinlikle okumak çok pahalı. İşte yok, okumak da boşa. Hayır, umutsuzlanmayın. Ben daha önce kendim hazırlandım ama bir destek almadan çalışmak gerçekten çok zor. Sınavın ortasına geldiğimde çok karıştı her şey. Bütün motivasyonumu kaybettim. Kaan hocam, sizin gibi çok fazla rakibiniz var. Yalnız değilsiniz ama bunu bir kontrol mekanizması ile ilerletmenizi kesinlikle öneriyorum. Tek başınıza çok zorlanırsınız. Şimdi geliyorum. Biriciksiniz ya her biriniz. Ne dedik? Bir programın biricik olması, öğrenciye özel olması gerekiyor. Peki hangi koşulları taşırsa bu program biricik olur, bu program bana uygun olur? Gelelim bunlara. Bir, programınızın verimli olması gerekiyor. İki, programınızın seviyenize uygun olması gerekiyor.
3. Programınızın sürdürülebilir 30 Haziran'a kadar devamlılığının olması gerekiyor. 4. Programınızın öz disiplin düzeyinize uygun olması gerekiyor. 5. Yaptığınız programın sonuçlarını somut olarak ölçebiliyor olmanız gerekiyor. 6. Programın sürekliliğinin devam etmesi gerekiyor. Yani bir çalıştım, beş çalışmadım, üç çalıştım, on çalışmadım. Hayır, sürekli az da olsa verimli ve devamlı çalışmanız gerekiyor. 7. Programın öğrenme yapımıza uygun olması gerekiyor. Ve en önemlisi 8. madde arkadaşlar, programın kişiye özel. Yani size özel olması gerekiyor. Bizim sınıftaki herkes gizli gizli size kaydolmuş hocam. Bana söylemediler. Dedim bak seminer varmış, biliyorum ben kayıtlıyım dedi sınıf arkadaşlarımdan biri. Sonra diğer iki kişi de ayın 15'ini bekliyormuş ödeme için. Semih hocam rakiptir. Herhalde seni rakip olarak gördüler. Paylaşmamış olabilirler. Duyuyorum genelde böyle şeyler bu arada. Hocam ben memurum, 8-5 çalışıyorum, deprem bölgesi olduğu için yoğunluk söz konusu, nasıl çalışacağım, desteğe ihtiyacım var. Mehmet hocam desteğe ihtiyacın var, doğru adrestesin. Bizim sistemimiz online, çalışma sürecini olumsuz yönde hiçbir şekilde etkilemez. Haftanın 4 günü DGS için canlı derslerimiz oluyor. Zaten seminerin sonunda ilgilenen öğrencilerim için program detayları ve bilgisini de ileteceğim. Daha henüz çok da yeni başladık bu arada. Yani şu an bu kitle gerçekten çok şanslı. Hocam çok bozuldum, buradalarsa duysunlar. Duysunlar Semih'cim. Sana neden söylemiyorlar tek uzemi kayıt olduklarını? Bu kadar verimli bir sistemi sana da önermeleri gerekiyordu. Ama ben buradan şunu anlıyorum ki sen gerçekten rakip olabilecek birisin. Seni rakip olarak gördüklerini düşünüyorum. Bence bunun için sen de sevinmelisin. Kesinlikle hepsinden yüksek alıp cevabını başarına vermelisin Semih'e ve diğer bütün öğrencilerim. Geldim. Arkadaşlar sınav hazırlık sürecinde evet motivasyonunuz düşüyor. Özellikle deprem bölgesi, gerçekten Mehmet hocam çok geçmiş olsun yeniden. Yani umarım iyisinizdir. Sağlığımıza bir şey gelmedi sürece bir sıkıntı yok. Geride kaldı diyelim, önümüze bakalım inşallah. Ama hazırlık sürecinde atlatılan çok fazla şey oluyor arkadaşlar. Genelde ben DGS'nin hafife alındığını görüyorum. Ama sınav sonuçları açıklandığında farkındalığın arttığını da görüyorum. Lütfen sınavı hafife almayın. Bu ve hiçbir sınavı hafife almayın arkadaşlar. Söz konusu ÖSYM ise basit olmayacak. Kolay olmayacak arkadaşlar. Söz konusu tekil bir sınav değil. Total Türkiye genelini etkileyen bir sınava giriyorsun. Tabii ki kolay olmayacak ama amaç zaten marifet zoru başarmakta. Bu arada lütfen ders ayrımı da yapmayın. İşte ben sözelciyim hocam, bütün 7-24 vaktimi Türkçe'ye ayıracağım. Hayır, bak az önce söyledi öğrencimiz. Dedi ki hocam benim 35 netim vardı, bana yetiyordu. Matematikten sırf bir tane soruyu yanıtlamadığım için, bir net kuralını ihlal ettiğim için benim puanım sıfır geldi, hesaplanmadı. Aynı hatayı siz de lütfen düşmeyin. Rakip elemek zorundasınız. Bunun için her iki sayısalda da sözelde de maksimum başarıyı, her iki alanda da maksimum başarıyı sağlayacağız. Ve ağır programlarla başlamayın arkadaşlar. Bu size gerçekten yapabileceğim şu dönem için, yeni karar veren öğrenciler için en yerli yerinde önerim olacaktır. Kendinizi bunaltacak kadar ağır, 10 saat, 12 saat, 8 saat sürekli soru çözeyim, sürekli ders çalışayım, sürekli bir şeyler okuyayım. Hayır. Şu an önümüzde yeteri kadar zaten zaman var. Şu an yeteri kadar çalışabilirseniz bu sizin için zaten maksimum düzeyde başarıya götürecek sizi. Ama o yeteri kadardan kastım da her birinizin yeteri kadar süresi farklı olacağı için, seviyeleriniz farklı olduğu için, işte bunu da birlikte hesaplayacağız. Sadece hayalleri ve hedefleri olanlar burada. Kaan hocam harikasınız. Tam istediğim kitle.
3. Arkadaşlar, çalışmaya başlayan öğrencilerim varsa ya da belirli böyle minik minik adımlar atıldıysa da lütfen hem bu tarihte hem de ilerleyen 30 Haziran'a kadarki periyotta tekrar yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlarım. Tekrar bir bilgiyi sigortalamaktır, bir bilgiyi garantilemektir. Düşün ki sen kendine son model bir araba alıyorsun, Porsche alıyorsun, örnek veriyorum. Ama arabayı sigortalatmıyorsun. Yani elinde bu kadar değerli bir... Geliyor mu sesim arkadaşlar? Tamam. Bu kadar değerli bir aslında aracın var ve çok yüksek meblağa da bu aracı satın almışsın. Çok da konforlu. Ya istersin ki bu devam etsin, değil mi? Yani aracıma bir şey olmasın ya da bir şey olsa da bana maddi olarak bir külfeti olmasın, ekstra bütçe ayırmayayım. Bilgi de böyledir. Sen bir bilgiyi öğrendiğinde o bilgi senin için kıymetli ya. Onu sigortalatıyor gibi düşün. Garantilemek için ne yapman gerekiyor? Tekrar. Ne yapman gerekiyor? Bunu periyotlara bölüp sürekli o bilgiyi ısıtman gerekiyor. Ve bunu uzmanlar söylüyor arkadaşlar. Sadece ben söylemiyorum. Evet, ben de eğitim uzmanıyım. Aynı zamanda öğretmenim. Okul öncesi öğretmeniyim. Öğrenci koçuyum. Yıllardır eğitim sektörünün zaten içerisindeyim. Bunlar ayrı. Ama uzmanların yaptığı bir araştırmaya göre tekrarlarını doğru zamanda yapan öğrencilerin bilgilerini %80 daha kalıcı hale getirdikleri bir gerçek. Semiha'cığım, öncelikle tek başına yapmayacaksın. Bunun için profesyonel bir destek alman gerekiyor. Hele ki sen 19 yaşındasın, ilk kez gireceksin, gireceğin sınavı tanımıyorsun, rakiplerini tanımıyorsun. Belki Semiha'cığım hatta kendini bile tanımıyorsun ki birçok öğrenci, bunu yaştan bağımsız, deneyimden bağımsız olarak söylüyorum. Birçok öğrenci hazırlık sürecinde kendini tanımıyor. Yani kaç günde bir tekrar yapmasını gerektiğini bilen var mı? Tamam, ben senin kaydını alacağım Semiha'cığım. Ama seminerin sonunu beklemen gerekiyor çünkü çok güzel bir indirim kampanyamız var. Bu seminere katılan, sadece şu an burada olan öğrencilerimiz için bu kampanya. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Tamam hocam, verimli program nasıl olur bunu gördük. Rakiplerimizi nasıl ederiz gördük. Ciddiye de aldık. Hadi hocam tekrarı da yaptık. Hadi hocam ders denemedik. Tamam. Ama ben hangi yöntemle ders çalışacağım? Bunu nereden bileceğim? Ya da ne zaman konu anlatımı çalışacağım? Ne zaman tekrar edeceğim? Ne zaman soru çözeceğim ve bunların hepsini neye göre belirleyeceğim? Nasıl bir çalışma programıyla hazırlanacağım? Bunları programa nasıl dahil edeceğim diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Şimdi bu sorduğunuz sorunun yanıtına gelelim. Mehmet hocam, bizim sistemimize kayıt olduğunda dışarıdan çok fazla bir kaynak teminine ihtiyacın olmayacak. Çünkü artık piyasadaki kaynakların zaten güvenilirliği çok had safhada, yüksek level'da değil. Yani senin güvenilir kaynaklardan seçilmiş, elenmiş ve önceliklendirilmiş soru tarzlarını, önceliklendirilmiş bilgileri görmen yeterli. Çünkü zaten seminerin başında da söyledim ya, DGS eleme sınavı. Yani burada bir strateji uygulaman gerekiyor. Yoksa gelişi güzel, al kaynakları sırayla oku çalış. Ya da al 10 tane soru bankası, hepsini çöz. Bu seni başarıya ulaştırmaz. Bunun kullanılış şekli, yani o kaynağı nasıl kullanacaksın, ne zaman kullanacaksın, ne kadar kullanacaksın, asıl önemli olan kısım zaten bu. Şimdi geldim. Bir bilgiyi garanti bir şekilde öğrenmeniz için arkadaşlar, o bilgiyi öğrenme sürecinizi parçalamanız, bölmeniz gerekiyor. Biz TekUzem olarak bunu yapay zeka sistemimizde yaptık. Bu arada kendi sistemimizden de bahsedeceğim. İçimizde Aysu dışında kayıtlı öğrencimiz var mı? Mehmet hocam, biz soru çözüm saatleri yapıyoruz ekstra. Bu soru, yani özel seçilmiş, eleyiciliği yüksek olan soruları birebir öğretmenlerimizle canlı olarak derste çözüyorsunuz. Kesinlikle Semiha'cığım. Zaten tutarlarımız da çok uygun. Ya tutarı geçtim, eğer sana kazandıracaksa bu sistemin, seni sınavda başarıya ulaştıracağını biliyorsan bence hiçbir şey düşünmemen gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, 5 farklı seviyemiz var. Sizin her konuda seviyeniz birbirinden farklı.
Mesela matematiği bile böldüğünde üstü sayılarda farklı, sayısal mantıkta farklı, geometride farklı, problemlerde farklı, her konuda aynı seviyede çıkmayacaksın. O yüzden öncelikle o konuda sahip olduğun seviyeyi bilmen gerekiyor. Bunun için de ne gerekiyor arkadaşlar? Seviyemi nasıl ölçerim? Mert hocam bilgi vereceğim ücretle ilgili seminer sonunda. Evet Seher hocam siz kayıtlısınız. Ben zaten isminizden tanıdım. Seviyemi belirlemek için öncelikle seviye ölçüm sınavına girmem gerekiyor değil mi arkadaşlar? Önce seviyemi belirlemem gerekiyor. Seviyemi belirledim. Birinci seviye temel seviye. Yani temel seviye demek, birinci seviye demek arkadaşlarım. Bu konuda hiçbir bilgim yok, sıfırım. Hiçbir bilgim yok. Ve sıfır olduğun, temel seviyede olduğun bir konuda senin önce ön hazırlık yapman gerekiyor. Ön hazırlık nedir? Temel düzeyde o edineceğin bilginin daha alt kategorisinde ısınmadır. Yani bunu bir kamp gibi düşün. Ön hazırlığını yapar, canlı dersine öyle girersin. Dersten önce o ders içeriğine dair genel bir fikir edinmeniz amaçlanır. Ve eğer bizim sistemimizde kayıt olursanız da arkadaşlarım, biz temel seviyede çıktığınız bütün konularda size ön hazırlık çalışması yaptıracağız. Çünkü zemini ne kadar sağlam atarsam, üzerine çıktığım katların yıkılma olasılığı o kadar düşer. Yani daha sağlam, daha böyle emin adım adımlarla ilerlemiş olurum ki zaten öğrenmeyi biz 5 parçaya böleceğiz. Hangi seviyedeyseniz seviyenize uygun bir eğitim almanızı sağlayacağız. İkinci seviyen başlangıç seviyesi. Nedir bu başlangıç seviyesi? Temel seviyenin bir üst level'ı ama burada da yine çok fazla bilgim yok ama ön hazırlığa da ihtiyacım yok. Yani başlangıç seviyesinde olan bir öğrenci yıllar önce çalışmıştır, unutmuştur ya da belirli bir level'a gelmiştir, sonrasını devam ettirememiştir gibi düşünebilirsiniz. Yani öğrenmedeki ikinci aşamam. Bu aşamada olduğunuz konularda ve derslerde de arkadaşlarım konu anlatımı yapmanız gerekiyor. Biz bunun için sizin canlı olarak de konu anlatım derslerinizi sağlayacağız size. Bunların videoları olacak. Öğretmenlerimizin detaylı konu anlatım notları olacak. Bunların tamamından faydalanabileceksiniz. Eğer ekstra dışarıdan temin ettiğiniz kaynaklarınız varsa arkadaşlarım, konu anlatım kitaplarından da konu anlatım eğitiminizi bu aşamayı rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Geldim 3. basamakta çıktığım derslerde ve konularda ne yapacağım hocam? Şimdi geldim bunun yanıtına. Arkadaşlar 3. basamak dediğim şey aslında tekrar. Ama nasıl bir tekrar? Detaylı bir tekrar. Yani çok iyi bilmiyorsun bu konuyu ama tekrar etmen gerekiyor. Yani orada eksik gedik ne varsa onu saptayıp onu tamamlaman gerekiyor. Bunu ancak tekrarla sağlayabilirsin. Az önce ne dedim? Borcun var ama sigortan da olsun. Yani çok iyi bir bilgi edindin. Bunu koruman için belirli periyotlarda tekrarını, soru çözümünü yapman gerekiyor. İşte bu aşamada da biz size arkadaşlarım öğrenmiş olduğunuz bilgilerinizi daha kalıcı hale getirmek için tekrar anlatım niteliği olan canlı konu anlatım tekrarlarından, canlı soru çözümlerinden ve özet anlatımlı notlardan ya da sizin ekstra elinizde olan özet anlatımlı konu anlatım ya da tekrar eğitimlerinden, tekrar kitaplarından, somut kaynaklardan da ödevlendirerek faydalanmanızı sağlayacağız. Yani eğer 3. basamaktaysam hedefim ne olacak? Hem bu 3. basamağı koruyacağım, aynı zamanda 4'e çıkacağım ve en sonunda da en üst level yani 5. basamağa çıkacağım. Geldim 4. basamak arkadaşlarım. Bu basamak ileri seviyede. Yani bir bilgide artık konu anlatımını yaptın, tekrarını yaptın. Sırada ne var? Soru çözümü. Ama bunu şu şekilde düşünün. Kolay soru çözümü. Kolay soru çözümü derken aklınıza hocam 2 kere 2 4 nedir gibi mi soru çözeceğim? Hayır. Kolay soru çözümü demek arkadaşlarım, yanında kaynakların varken, sisteminde videon açıkken ya da öğretmeninin yanında hemen yanlış yaptığında sorup da doğru çözümünü bulabileceğin, yani yardımcılardan faydalanarak çözdüğün sorular eşittir kolay soru çözümüdür. Öğrendiğiniz bilgileri tekrarla kalıcı hale getirdik.
ekstra pekiştirmek için çözümlü soru bankalarından ya da bizim canlı olarak yapacağımız soru çözüm kamplarımız, soru çözüm pekiştirme eğitimlerimizden ve soru çözüm videolarından yararlanarak yapabileceğiniz aşamadır. Dördüncü aşama. Geliyorum beşinci aşamaya. Üst level, ki bir öğrencinin her konuda, her derste hedeflediği aşama üst level'dır. Yani der ki hocam ben paragrafların tamamının tamamını başarmak istiyorum. Tamamını %100 net yapmak istiyorum. Ya da aynı şey matematik için de geçerli. Diğer sınavlara hazırlanan öğrencilerim için de KPSS olabilir, YKS olabilir, başka sınavlar olabilir. Üst level'da olan bir öğrencinin de arkadaşlar bu aşamada artık konuyu kavradığı için, soru tipleri hakkında fikir sahibi olduğu için artık çözümsüz çıkmış soru olabilir, çıkabilecek soru olabilir, zor kaynaklar olabilir. Bunlardan soru çözmesi gerekir. Biz bunun için genelde öğrencilerimize rehberlik uzmanlarımız yaprak testler öneriyor. Bizim sistemimizdeki dijital soruları çözmesini öneriyoruz. Denemeleri çözmesini öneriyoruz. Onun dışında karma soru havuzundan sorular çözmesini. Yani o pratikliği olabildiğince yitirmeden daha da hızlanmasını sağlıyoruz. Çünkü az önce bir öğrencimiz söyledi. Hocam benim zamanım yetmedi dedi. Ben normalde başarılıyım. O soruyu bana daha geniş zamanda sorsalar yapabilirim ama kıstas olan bir süre, o 135 dakikalık süre söz konusu olduğu için ben o soruda doğru yanıtları bulamadığım için sınavda başarılı olamadım ve bu yıl yeniden hazırlanıyorum. O yüzden bizim DGS'de önem vermemiz gereken şeylerden biri de ne arkadaşlar? Evet, bilmek çok önemli, çalışmak çok önemli ama pratik, hızlı olmanız gerekiyor. Sizden daha çok bilen belki değil ama sizden daha hızlı olan önünüze geçebilir. Telefon üzerinden soru çözebiliyor muyuz? Mehmet Hocam, herhangi bir uygulamamız yok bizim. Bizim ders notlarımız var, video derslerimiz var ve canlı derslerimiz var. Yapay zeka sistemimize kayıt olan öğrencilerimize hazırlandığı sınavın bütün eğitimleri hediye ediliyor gibi düşünebilirsiniz. Tek başınıza çözebileceğiniz herhangi bir soru çözümü yok. Soru çözümleri öğretmenlerin belirli periyotlarda, hemen hemen ünite sonlarında, konu sonlarında ya da belirli bir konu anlatımı aşaması tamamladıktan sonra pekiştirmek amacıyla canlı canlı derslerde çözülen, emsal teşkil eden sorulardan oluşan, havuzdan seçilen sorularla çözülen bir uygulama gibi düşünebilirsiniz. Ama zaten mutlaka dışarıdan bir somut kaynağa ihtiyacınız olacak. Biz bunun için öneri ve yönlendirme desteğinde bulunacağız. Kağıdınızla da olabilir tabii ki. Yani öğretmen orada soruyu çözerken siz burada kağıdınızla da çözebilirsiniz. Onun dışında ekstra soru bankası olarak dışarıdan soru bankası temini de sağlayabilirsiniz. Ki bu yönde bir ihtiyaç durumu hasıl olduğunda da biz zaten öğrencimizin seviyesini bildiğimiz için rehberlik uzmanlarımız da öğrencimizi görüştürüp ihtiyacı olabilecek seviyedeki kaynaklara dair öneri ve yönlendirme desteğinde bulunuyoruz. Şimdi geldim, nasıl ders çalışacağım? Nereden başlayacağım hocam? Hangisinde konu anlatım, hangisinde soru çözümü yapacağız ya da kaç günde bir tekrar edeceğiz demiştik ya. İşte bu sorularımızın cevabı da arkadaşlarım bizim eğitim analizlerimizde gizli. Tekuzem'in yapay zeka sistemiyle hazırladığı eğitim analizleri var. Yaklaşık 11 tane. Patenti bize ait. Sadece bizim eğitim kurumumuzda uygulanan eğitim analizleri ve çok kıymetli bilgileri ölçen, hazır sürecinizde size ışık tutabilecek bilgiler. Tabii ki bilmek yetmiyor. Bu bilgileri hayata geçirdiğinizde, bilgilere uygun bir program hazırladığınızda %100 başarı garantisi veren eğitim analizleri. Hatta çok şanslısınız. Şu an bu seminerde olan öğrencilerime seminer sonunda bu analizleri ben örnek olarak görmeniz için hediye de edeceğim. Herhangi bir ücret almadan analizlerimizden bir seferlik ücretsiz deneme olarak faydalanabileceksiniz. Şimdi bizim analizlerimizde arkadaşlar sizi etkileyebilecek birçok özellik var. Şimdi her kişinin unutma süresi aynı olmaz değil mi? Mesela Mehmet hocamla Serdar hocamın ya da Semiha'yla Ayşe'nin unutma süresi birbirinden farklı. Biri daha geç unutur, biri daha erken unutur. Birinin çok çabuk dikkati dağılır ama biri asla dikkatini dağıtmaz. Böyle öğretmeni izler ya da böyle sorusunu çözer olabilir. Bu kişinin parmak izi gibidir arkadaşlar.
arkadaşlarım. Nasıl parmak izimizin farklılığını sorgulamıyorsak, yani iki kardeş, senin parmak izin farklı, benimkiyle nasıl aynı değil diye sorgulamıyorsak, işte sen nasıl o kadar sürede tekrar yaparsın, ben bu kadar sürede tekrar yaptım şeklinde bir sorgulama yapmamız aslında beklenemez, değil mi? Yani parmak izinin farklı olduğunu kabul ediyorsan, kişinin zihinsel sürecinin, bilişsel sürecinin, psikolojik sürecinin farklı olduğunu da kabul etmek zorundasın. İşte biz bu farklılıkları ortaya çıkaracağız arkadaşlar. Bunun için de eğitim analizlerinde sizin zeka tipinizin ne olduğunu, hangi yöntemle ders çalıştığınızda daha verimli olduğunu, işte yazarak mı, okuyarak mı, birine anlatarak mı, dinleyerek mi, birden fazla yöntem var. Senin için bir tanesi daha verimli. İşte biz o bir tane yani senin için en verimli olan çalışma yöntemini bulup o yöntemle çalışman için seni yönlendireceğiz. Sana geri bildirimlerde bulunacağız. Ya da senin bugün öğrendiğin bir bilgiyi kaç günde unutuyorsun? 15 günde mi, 20 günde mi, 1 ayda mı, 40 günde mi? Bu çok önemli bir detay. Az önce ne dedim? Tekrar dedim, eşittir sigortadır. Bilgilerini sigortalaman için tekrarını kesinlikle unutma sürene göre belirli periyotta yapman gerekiyor dedim. İşte bunun için önce neyi bilmen gerekiyor? Senin kaç günde bir tekrar etmen gerektiğini bilmen gerekiyor. İşte bizim analizimize girdiğiniz zaman unutma süreniz de hesaplanıyor. Onun dışında her kişinin öz disiplin düzeyi farklı, stres kaygı düzeyi farklı, okuma hızı, anlama hızı, ki bu DGS'de çok önemli bir faktör. Ne kadar hızlı okursan, ne kadar hızlı anlarsan o kadar öndesin. Bunların tamamı ölçülüyor arkadaşlar analizde. Analiz sonrasında kayıt olan öğrencilerimizin de analiz sonuçlarına bakılarak yapay zeka sistemi üzerinden programlar hazırlanıyor zaten. Şimdi geldim örnek bir programa. Burada özellikle böyle minimal, yani günde 2 saatlik bir çalışma yapabilen bir öğrencimin, kayıtlı olan bir öğrencimin örnek olarak ekran görüntüsünü, pazartesi gününe dair yapacağı çalışmanın ekran görüntüsünü aldım arkadaşlar. Yani yapay zeka sisteminin öğrenciyi nasıl yönlendirdiğini, işte moda sürelerine kadar hesapladığını ya da her konuda seviyesi farklı olduğu için her konuda yapacağı çalışmayı da farklı ödevlendirdiğini görmenizi istedim aslında. Program hazırlama aşamasında da kıymetli arkadaşlarım, biz sizin ders çalışabileceğiniz süreye bakıyoruz. Sınava kaç gün kaldı, buna bakıyoruz. Sizin hangi derste hangi seviyede olduğunuza bakıyoruz. Ve bütün bu topladığımız verilerin totalinde bir değerlendirme yapıyor yapay zeka. Ona göre ihtiyacınız olan, size hedefinize ulaştıracak olan ders çalışma programını günlük olarak, hatta saatlik, dakikalık olarak hazırlıyor. Ve bu programın en güzel yanı arkadaşlarım, sadece programı hazırladım, tamam. İşte Semiha, programın hazır. İster uyuma özgürlüğünde değilsin. Ya da Serdar, al bu senin programın, tamam ben sana programını hazırladım yapay zekayla. Sen artık gerisi sende. Kendi kontrolünü yap, uydun mu uymadın mı yap, yeni programı da sen hazırla şeklinde değil. Yani süreci olabildiğince sizin inisiyatifinizden alıp, o öğrencinin olumsuz enerjisinden, hani öğrencilerde her zaman bir kaytarma, işte aman hocam bugün olmazsa da yarın ya da öbür gün derler ya, biraz bu var yani, bu bizim doğamızda var. Hani ben kendim öğretmenim, şu an bir hazırlık yapsam bende de olur, çok normal bir şey. O kaçamakları sever, öğrenci konumuna düştüğünde sen otomatik tüm bilgilerin sıfırlanıyor. Öğrenci modunda yaklaşıyorsun, öğrenci psikolojisiyle yaklaşıyorsun, çok normal. Ama bizim sistemimiz seni olabildiğince bu moddan uzaklaştırıyor. Neden? Çünkü senin bir hedefin var. Sen kazanmak istiyorsun. Belki bugün yaşayacağın bir zorluk, 30 Haziran'dan sonra yaşayacağın kolaylıkların bedeli gibi düşün. Yani sürekli bir zorluk yaşamak yerine kısa sürede biraz dişimizi sıkıp üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirip sonrasını çok daha güzelleştirmek arkadaşlar. Şu an bizim elimizde, değil mi? Bu bizim tasarrufumuzda. O yüzden burada örnek olarak hazırlanan programda da mesela özellikle ilginizi çekeceğini düşündüğüm hemen hemen her konuda yapay zeka sisteminin farklı bir çalışma önerdiği. Mesela saat 13 ve 13.35 arasında sözlükte anlam konusu, hangi ders Türkçe? Kolay soru çözmesini istemiş. Peki kolay soru hangi basamakta çözülüyordu? Gelelim buraya. Hangi basamak kolay soru?
Bakın kopya da veriyorum. Ekranı açtım. Dördüncü basamak değil mi arkadaşlarım? Tamam, geldim. Sonra mola verdirmiş. Çünkü bu öğrencimizin dikkat dağınıklığı yüksek. Zaten onu dikkat testine de almıştık. Yani maksimum 35-40 dakikadan fazla ders çalışmaması gereken bir öğrenci. Fazla çalıştığında verimi düşen bir öğrenci. Bizim vaadimiz ona doğru çalıştırmaktı. Çok çalıştırmak değil. Bazen daha az çalışarak daha doğru yerlere çalıştığında birçok rakibinin önüne geçebiliyorsun. Dedim ya, amaç strateji. Yani bir satranç oyunu gibi düşün. Bir sonraki hamleyi düşünerek hareket etmen gerekiyor. Satrançta da en stratejik ve en öngörülü olan kişiler kazanıyor, biliyorsunuz ki. Ben ÖSYM sınavlarında tıpkı satranca benzetiyorum aslında. Geliyorum, ikinci derste matematik var. Doğal sayılardan konu anlatımı çalışmasını istemiş. Konu anlatımı hangi basamaktaydı arkadaşlarım? Biz hangi basamakta ki konularımızda, derslerimizde konu anlatımı çalışıyorduk? İki değil mi? Yani başlangıç. Yani ben şunu anlıyorum. Eğer ki yapay zeka bana bir konuda konu anlatımı çalıştırıyorsa, beni ödevlendiriyorsa, demek ki benim o konuda seviye belirleme sınavında seviyem ikinci basamakta çıkmış. Yani başlangıç. Yani sıfıra çok yakın bir noktadayım. O yüzden buna ihtiyacım olduğu için yapay zeka benim karşıma bunu getirdi. Benim öğrenci olarak görevimde yapay zekanın beni hedefime ulaştıracak olan ders çalışma programına olabildiğince %100 uyum sağlamak diyebilirim. Sonra molamı verdim, geldim, tekrar devam. Türkçe. Söz öbekleri, konu anlatımı. Yine ikinci basamaktayım, başlangıçtayım. Yeniden molamı verdim, geldim dördüncü dersime. Matematik, tek ve çift sayılardan konu anlatımındayım. Yine burada da demek ki benim seviyem başlangıç seviyesiymiş. Şimdi geliyorum arkadaşlarım. Evet Semiye'cim, sen az önce söyledin, hani ben yönlendirilmeye açayım, bana biri keşke dese ki şöyle yap Semiha, böyle yap, şu kadar saat çalış, şu kadar süre sonra mola ver. Arkadaşlar bu aslında hepimizin ihtiyacı. Sadece buna ihtiyacımız olduğunun farkında değiliz. Çünkü bizim yıllardır alışa geldiğimiz şeyde hep kendim bir denerim, yanılırım, yine denerim, yine yanılırım. Dershaneye giderim, onu taklit ederim, bunu taklit ederim. Yani artık bence arkadaşlarım bunun verimli olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü eğitim bireysel bir ihtiyaç. Her öğrencinin eğitimden beklentisi aynı olamaz. Her öğrencinin eğitimsel ihtiyacı aynı olamaz. Çünkü bir seviyeniz var. Öncelikle bir seviye farklılığımızı kabul edelim. Öğrenme karakteri farklılığı var. Günlük yaşam farklılığı var. Yani farklıyız arkadaşlar. Bunu hani daha nasıl açıklayabilirim bilmiyorum ama farklı olduğumuzu kabul ettiğimizde bütün taşlar aslında yerine böyle zihnimizde tak 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 diye oturacak. Çünkü farklıysan farklı bir yöntem denemen gerekiyor, sana özel olmadan. Peki bunu piyasada bulabiliyor musun? X dershanesine yazıl. Sana özel bir eğitim verecek mi? Nerede, değil mi? Ya da Y uzaktan eğitim kurumuna, Y akademiye yazıl. Senin seviyene uygun bir eğitim verecek mi? Mesela sana diyecek mi Semiha, burada konu anlatımı çalış ama burada kolay soru çöz, ya da burada tekrar yap, burada zor seviyede soru çöz, ya da Semiha senin matematikte temelin hiç yok, matematikte gel biz sana ön hazırlık yaptıralım, bunu demeyecek arkadaşlar. Ama bizim bunu duymaya ihtiyacımız var. İşte burada olmanızın tam olarak sebebi de bu. Ve tek uzemin, yani bizim kurumumuzun, yapay zeka sistemimizin de farkı bu. Başarı oranlarımızın bu denli yüksek olmasının sebebi de tam olarak bu. Şimdi bizim sistemimiz üzerinden arkadaşlar örnek bir yapay zekadan destek alarak ders çalışma programı hazırlayacağım. Bu programı bir kereliğine mahsus, bu seminerime katıldığınız için, sadece bir kerelik görmeniz ve denemeniz için, deneyimlemeniz için size ücretsiz olarak açacağım. Şu an sadece bu seminerimde olan öğrencilerim girebilecek. Bir kere takvimi örnek olarak yapabilirsiniz. Zaten takvimin o
algoritmik hesaplamalarını gördüğünde bunun devamlı olmasını siz isteyeceksiniz. Bu takvimin devamı olduğunda siz de motivasyonlu bir şekilde uyum sağlayıp sürekli çalıştığınızda 30 Haziran'da zaten zaferin bizim olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Ama önce bir deneyimletmek, önce bir tabii ki de öğrencinin görmesi, tanıması gerekiyor. Bu yüzden buradan örnek olarak ben kendi panelimden de bir takvim hazırlayacağım. Ben bunu denedim hocam. Yalnız çalışınca motivasyon olsun, moralim olsun hep düşük ama yalnız olmayınca yani yanımda biri varsa daha iyi oluyor, sıkılmıyorum bile. Mert hocam evet yani belki sizin daha böyle şey yani yalnızlıktan kastımız hani bir somut olarak bir ortam, örgün bir dershane mi ya da o sürü psikolojisini ben uzaktan da hissediyorum, görüyorum. Sistem zaten benim koçum. Ben zaten sistemliyim, yalnız değilim mi? Tam olarak o kısmı anlayamadım. Evet Semiyeciğim belki dikkat dağınıklığın olabilir. O yüzden böyle senin odalara kapanıp yapay zeka ile baş başa çalışman lazım. Hayır rakiplerimle çalışınca daha iyi oluyor. Anlıyorum. Peki Mert hocam siz daha önce hiçbir örgün dershaneden eğitim aldınız mı? Ya da okuldaki başarınız nasıldı? Almadınız. Okulda nasıldık? Nasıl bir öğrenciydik? Başarılı mıydık? Sonuçta okulda bir somut bir ortam, gerçek bir ortam. Okuldaki öğrenciler de rakibiniz bir noktada. Onlarla çalıştığınızda verimli oldu mu? Şimdi bir de arkadaşlar. Ha 11. Ah. Bayağı erkenden yola çıkmaya niyetlisin o zaman Mert'cim sen. Sen o zaman YKS'ye gireceksin, DGS'ye değil. Nasıl peki? Okuldaki başarın nasıl? Ya çok güzel. Ya ama YKS'ye de önceden başlamak gerekiyor. Bence sen şu an çok doğru bir hamle yapıyorsun. Bizim YKS eğitimlerimiz de var bu arada Mert'ciğim. Biraz düşük. O zaman Mert'ciğim sana şöyle söyleyebilirim. Bazen bizim verim alabileceğimizi düşündüğümüz şeyle gerçekte olan şey aynı olmuyor. Yani bazen kişi kendini tanımıyor. Hani bahsettiğim şey de buydu ya. Mesela senin bunu ancak analizlere girince görebileceğini söyleyebilirim. Hani sen dikkat dağınıklığı olan biri misin, olmayan biri misin? Belki senin için psikolojik olarak rakiplerini görmek seni mutlu ediyor. Ama başarına yansıyan bir değer yoksa demek ki bu senin için doğru yöntem değil. Hani benim amacım sonuca yansısın. Yoksa herkes her şeyi isteyebilir. Herkes her şeyin verimli olduğunu ya da verimsiz olduğunu iddia edebilir. Yani savunabilir. Sonuçta her şey bir tezdir. Öyle düşünüyorum ben. Ama bu sonuca yansıdığında ancak ben kanıtlanmış olarak hissediyorum. Ya ortalaman fena değil ama daha iyi olabilir. Söylediğine göre daha iyi olması gerekiyor. Çünkü orada da rakiplerin var. Örgün bir okuldasın. Belki özel bir okul, belki kolej, belki temel lise bilmiyorum. Ama şu an söylediğin şeye göre daha yüksek bir ortalama beklerdim açıkçası. Her neyse. Şimdi arkadaşlar burası sizin benim seminerime de katıldığınız alan. Bu bahsettiğim eğitim analizleri, seviye belirleme sınavı ve örnek çalışma takvimine bilgisayardan giriş yaptığınızda tam olarak buradan, burada bizi bekleyen zilden erişim sağlayabiliyorsunuz. Eğitim analizi burada zaten bir yazıyor. Burada analizin öneminden bahsediliyor. Benim sözlü olarak söylediğim şeylerin yazılı hali. Teste başla diyorum ve başlıyorum. Testi çözdükten sonra kıymetli arkadaşlarım bu testin sonucundaki veriler çıkıyor. Yapay zeka onları hemen hızlı bir şekilde hesaplıyor. İşte ve senin işte bu özelliğin var. Bu özelliğe göre böyle çalışman gerekiyor. Ya da şu özelliğe göre sana şunu öneriyoruz gibi hem kimlik bilgilerin çıkıyor hem de o bilgilerle uyumlu çalışma önerilerin çıkıyor. O yüzden analizleri mutlaka çözün arkadaşlar. Dediğim gibi benzeri muadili yok. Sadece Türkiye'de bizim kurumumuzda olan analizler, bizim patentimizde olan, sadece yapay zeka sisteminde olan analizler diyebilirim. Şimdi analizi çözdüm. Geliyorum seviye belirleme sınavına.
Online sınavların içerisinden seviye belirleme sınavlarımıza bakabilirsiniz. Yani şu an kayıtlı öğrencimiz olmadığımız için ben de bu arada sizin için örnek bir panel oluşturdum. Burada herhangi bir sınav görünmüyor ama kayıt işlemlerimizi tamamladıktan sonra öğrenci işlerimiz seviyenizi ölçümleyebilmek için, hedefinize olan uzaklığınızı görebilmek için zaten seviye belirleme sınavına alacaklar sizi. Deneme sınavlarındaki deneme sınavımızı da çözebilirsiniz. Bakın burası misafir öğrencilerimiz için örnek olarak deneyimlemeleri için bir kere eline mahsus açılan bir alan. Geliyorum takvime. O kadar dedik ki hocam sizin sürenize göre yapacağız. Unutma sürenize göre, günlük ayırabileceğiniz zamana göre, hedefinize göre, hedefinize olan uzaklığınıza göre. İşte o bahsettiğim meşhur ders çalışma programını oluşturduğumuz yer burası arkadaşlar. Takvim oluştura tıklıyorum. Program derslerini seç diyorum. DGS eşit ağırlık. Hem matematik çalışacağım hem Türkçe çalışacağım. Ama takvim oluşturmadan önce öğrenme yapımı keşfettim. Derslerdeki seviyemi belirledim. Öyle takvim oluşturuyorum. Yani artık bu sistem beni tanıyor. Kaydettim. Burası en can alıcı nokta arkadaşlar. Bakın bunu başka hiçbir yerde bulmanız mümkün değil. Çünkü saati belirleyen kişi sizsiniz. Hangi gün kaçta çalışacaksan buraya giriyorsun. Ben çalışan biriyim. 17 ile 22 arasında ancak ders çalışabilirim hafta içi. Giriyorum. Hafta sonu daha fazla çalışabilirim. Bakın hafta sonunu da ayrı olarak giriyorum. Molayı benim buradan vermeme gerek yok. Yapay zeka zaten benim ihtiyacım olan zaman aralığında benim molaya çıkaracak. Molalarımı ekleyecek. O yüzden aralık koymama gerek yok. Programımı oluştur diyorum. Şu an arka planda çalışma saatlerim, molalarım, işlenecek konularım, konulardaki seviyelerim, çalışma türlerim, konuların önem puanına göre önceliklendiriliyor. Ve yapay zeka benim ders çalışma programımı şu an itibariyle hazırladı. Kayıt olduğumda direkt yapay zekanın kalan süre için hedef tarihi 30 Haziran. Şu an 9 Aralık'tayım. 9 Aralık ve 30 Haziran arasında kaç gün varsa ve benim kaç net, kaç puan eksikliğim varsa günü gününe programı ona göre hazırlıyor ve benim karşıma getiriyor. Mesela Türkçe. Sözcükte anlam özellikleri kolay soru. Kolay soru getirdiğine göre ben hangi seviyedeyim? Evet Semiha'cığım, mola sürenize göre yazdı. Demek ki ben Türkiye'de ileri seviyedeyim ya da doğal sayılarda örnek veriyorum. Burada haftalık olarak benim ders çalışma programı hazırlıyor arkadaşlar. Ve en güzel yanı ne biliyor musunuz? Yapay zeka sizin sanal koçunuz. Sizi sürekli takip ediyor, sizi sürekli kontrol ediyor ve haftalık olarak sizin çalışmalarınızı raporluyor. Yani artık öğrenci koçuna, rehberlik uzmanına, bir arkadaşınızın sizi takip etmesine, birilerine bir şey anlatmanıza ihtiyacınız kalmayacak. Çünkü haftalık olarak sen bu haftaki öğrenme oranını bileceksin. Çalışma oranını bileceksin. Total verimliliğini bileceksin ve eğer düşükse bunları yükseltmeye yönelik yeni haftaki ders çalışma programını yapay zeka hazırlayacak. Geliyorum, burada inceleyebileceğiniz örnek video dersler var. Kayıt olduğunuzda arkadaşlar bu arada bizim hem 2024 yılında yapacağımız canlı derslerimize hem bu canlı derslerin videolarına hem de asıl bomba bunu birçok kurum sağlamıyor arkadaşlar. 2 yıllık eğitimi sağlayan çok az istisnai kurum var. O kurumlardan biri biziz. Bu yılın eğitimine kayıt olan öğrencilerimize geçen yılın yani 2023 yılının bütün video eğitimleri de hediye edilecek. Ders notlarıyla, deneme sınavlarıyla, soru çözüm ve tekrarlarıyla A'dan Z'ye bütün eğitim içeriğinin tamamına sahip olmuş olacaksınız. Şimdi buraya geliyorum. Evet, canlı dersi başlamana hiç gerek kalmayacak Semiha'cığım. Öğretmenden önde gitmek istediğin bir konu olabilir. Belki sen o derste daha ileri düzeydesindir. O yüzden önde götürmek istiyorsundur. Bunların hepsi muhtemel değerler.
ve biz bunların tamamını düşündük senin için. Aramızda matematiği iyi olmayan kimlerdi? Birkaç öğrencim yazmıştı hocam benim matematiğim hiç yok diye. Hatta matematik yapamadığım için puanım hesaplanmadı diyen öğrencim burada mısın? Kimlerdi? Bir parmak kaldıralım. Oo hepimiz. Artı bir ben de. Ben de okul öncesi öğretmeni olduğum için arkadaşlar sayısalım çok iyi değil. Sözelde bayağı başarılıyım. Hatta kazandığım üniversiteyi de dereceyle kazandım diyebilirim. Sözel alanda tabii ki de. Ama tabii ki söz konusu bir sınav olunca sınavda senin sayısalcı, sözelci olduğuna bakmıyorlar. Kim daha çok net yapmış ona bakıyorlar. Evet Semiha'cığım sen de çocuk gelişimi okuyacaksın. İnşallah okudun, okul öncesine tamamlayacaksın. Çok tatlı olduğunu düşünüyorum. Meslektaş olacağız. Öğrencilere şimdiden çok şanslı. Mehmet Hocam, biz özellikle sayısaldan çok başarılı olamayan öğrencileri bir kere çok temelden başlatıyoruz. Yani güçlendirme eğitimlerimiz var, onlar hediye ediliyor. Matematikte daha seviyesi orta ve ileri düzeyde olan öğrencilerimiz için de ekstra böyle yapay zeka sisteminin ve rehberlik uzmanlarımızın manuelde verdiği ödevlendirme, yani kronometre tutarak soru çözme gibi ya da çözdüğü soru yanlışsa hemen dönüp doğrusunu bulup benzeri muadili bir soru bulup onu daha kısa sürede çözmesi gibi. Yani ben her zaman şuna benzetirim. Hız kazanmak. Ders çalışmak benim gözümde spor yapmakla çok benzeşen bir aktivitem. Çünkü sporda da daha yeni çalışmaya başlayan bir vücut daha hantal oluyor. Daha kısa sürede yoruluyor, sıkılıyor. Bırakmak istiyor işte ay bununla mı uğraşacağım diyor kalbim sıkıştı diyor terledim diyor yapmak istemiyorum diyor diyor da diyor. Şimdi ders çalışmaya yeni başlayan bir öğrenci de bunu diyecek zaten bu çok normal ama bunu belirli bir zaman pes etmeden devam ettirdiğimizde göreceksiniz ki daha belki geçen ay yarım saat zor yürüyüş yapan sen bu ay bir saat yürümüş hatta daha üstüne yürümek için enerjisi olduğunu hissedeceksin. Yani aynı sensin aslında. Soru çözmek de öyle. Şimdi ilk sorularını çözersin. Belki bir dakikada çözersin. Belki 1,5 dakikada çözersin. Sorun değil. Bunlar senin motivasyonunu zaten düşürmesin. Çünkü burada hız kazanman için yapman gereken şey pes etmeden daha zor soruları, daha çetrefilli, daha aşamalı çözüm yolları olan soruları daha hızlı bir şekilde çözebilmek için senin pes etmeden sürekli soru çözmen, soru çözmen, soru çözmen ve bunları kronometreyle çözmen gerekiyor. Belirli bir süre göreceksin ki soru hakimiyetin arttığı için tarzları artık daha iyi kavrayabildiğin için o tarzı gördüğünde direkt çat bunun cevabı budur diyebileceksin. Ya bunun için deneyim ve zaman gerekti arkadaşlar. Bunun bir sihiri, bir formülü yok. Ne deriz sporda? Kondisyon sağlaman gerekiyor. Ders çalışmakta hızlı anlama, hızlı soru çözmenin de tek yolu çok fazla mesai harcayıp çok pratikliğini artırman gerekiyor. Adalet ve Kamu Yönetimi bitirdim. Elektrik Elektronik Mühendisliği ikinci sınıfta bırakmak mecburiyetinde kaldım. Şu anda hukuk düşünüyorum. Bunun için süre benim için çok önemli. 28 yaşındayım. Yetiştirmem gerekli. Sınavda hız kazanmam gerekiyor. Evet Mehmet Hocam, inan tek bu sorunu yaşayan öğrencimiz siz değilsiniz. Yani şu an belki bu seminerde olan onlarca öğrencim de artı bir yapabilir bu arada. Benzer sorunları yaşadıklarını biliyorum. Hani bireysel görüştüğüm öğrencilerimden de biliyorum. Bunun dediğim gibi çözümü zaman ayırıp emsal teşkil eden sorularda daha haşır neşir, daha çok kaynaşmamız gerekiyor. Ya bunu tek başınıza sağlamanız zor ama Mehmet Hocam. Yani şöyle zor. Hani o disiplini her gün kalkıp işte programım bu bunu yapayım demen çok zor birincisi. İkincisi zaten o programı bir yapay zeka sistemi kadar komplike hazırlaman, birçok veriyi birleştirip ona göre ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hazırlaman çok zor. Yani ben çok net söyleyebilirim arkadaşlar. Yapay zekanın arka plandaki çalışmalarını görseniz şok olursunuz. Yani şu takvim senin önüne böyle geldi ama böyle gelmesi için arka planda kaç tane kod var, yazılım var, senin özelliklerine bakıyor, o konunun sınavdaki önem puanına bakıyor, kaç soru gelir ona bakıyor, sen o konuda yüzde kaç öğrenmişsin ona bakıyor, ne kadar süre çalışabileceksin ona bakıyor, her şeye bakıyor. Hatta benim özellikle seminer sonrasında incelemenizi istediğim bir alanda şu.
Çünkü bu alanı yapay zekanın dışında başka bir yerde bulamayacağınızı bildiğim için hani burayı da bakın, burayı da deneyimleyin isterim ki kayıtlı olan öğrencilerin en çok böyle çıkmadıkları sayfalardan biri bu diyebilirim. Çünkü sınavı tanımak önemli arkadaşlar. Bir sınava giriyorsan sınavı en ince ayrıntısına kadar tanımak zorundasın başarılı olman için. Mesela bizim yapay zeka sistemimiz sınavı çok iyi tanıyor. Buradan da ne kadar iyi tanıdığınızı görebileceksiniz. Sınavdaki dersleri ve derslerin alt başlıklarındaki ünitelerin konuları tek tek ayırıyor. Ve hangi ünitenin önem puanı ne kadar? Hangi üniteyi kaç dakikada öğrenirsin? Bunları hesaplıyor. Ya mesela temel kavramlar dediğimiz ünite, bu bir konu, önemli bir konu. Matematiğin temelini oluşturan bir konu. En önemlilerde mesela önem puanı kaç? 4.72. Önerilen süre 616 dakika. Ama bölme bölünebilme temel kavramlara göre daha az önem puanına sahip. 0.84 ama 208 dakika, yani az da bir süre değil ama 0.84, yani belki bana bir puan bile getirmeyecek. Ya da rasyonel sayılara bakıyorum, önem puanı 2.5. Önerilen süre 134 dakika. Çok iyi değil mi? Bak, daha az çalışarak daha yüksek puan alabileceksin. İşte o bastıra bastıra söylediğim strateji vardı ya, ve onu tek başınıza ya da bir başka kurumda başka bir öğretmenle, koçla, rehberlikle yapamazsınız iddiasına bulundum ya arkadaşlar. Buna dayanarak bulundum. Çünkü hiçbir rehberlik öğretmeni, hiçbir öğrenci koçu yapay zeka sistemi kadar tek 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 konuları ayrıştırıp önem puanı ve öğrenme süresini hesaplayamaz. Bunu bir yazılımın dışında zaten kimse yapamaz. Bana yap deseniz arkadaşlar, ben de yapamam. Ki ben yılların öğrenci koçuyum ve yıllardır eğitimin içerisindeyim. Sınavları da çok iyi tanırım. Artık soru kalıplarına da inanılmaz bir hakimiyetim var. Mesleğimden dolayı çok yakından ÖSYM'yi, yayınları, kaynakları, hocaları, kurumları çok takip ediyorum. Ama şöyle bir sistemle ben daha hiçbir yerde karşılaşmadım. Ama bunun da bir ihtiyaç olduğunu biliyorum açıkçası. Mert'ciğim, az önce gösterdim nasıl giriş yapacağını. Onun dışında buraya baktığımda önem puanları daha düşük olan, daha yüksek olan mesela problemler 16.09, yani senin 100 puanının 16 puanını oluşturacak olan en önemli konu problemler. Önerilen süresi 1192 dakika gibi. Buralara zaten detaylı olarak bakarsınız arkadaşlarım. Onun dışında bizim şu anda DGS eğitimlerimizde bu seminerimize katılan öğrencilerimiz için dev bir kampanyamız var. Biz DGS canlı derslerimize başladık. DGS canlı derslerimize başladık. Evet Semiyacığım, ben de gözüm seni aradı. Soruyordun ücret kısmını falan. O yüzden böyle bir duraksadım açıkçası. Hemen ekranımıza geri dönelim. Evet. Şimdi arkadaşlarım, DGS için 10 Kasım'da canlı derslerimiz başladı. Hatta çok bilindik iki fenomen hocamız da canlı derslerimizi gerçekleştiriyoruz. Yani şunu düşünmeyin. Hocam sistem çok güzel, harika. Ben kayıt olduğumda sadece sistemden mi faydalanacağım? Hayır, bu sistem seni zaten başarıya ulaştıracak bütün kriterleri kapsıyor. Tamamına yönelik seni yönlendiriyor. Ama senin bir eğitime ihtiyacın yok mu? Elbette ki var. Öğretmene ihtiyacın yok mu? Var. Rakiplerini görmeye ihtiyacın yok mu? Var. Denemeye girmeye ihtiyacın, kaynağa ihtiyacın yok mu? Var. Tabii ki bunlar da ihtiyaç arkadaşlar. Ama bunlar araçlar. Programsa beni amacıma ulaştıracak en önemli araçlardan biri. O yüzden önceliğimiz program. Doğru program hayat kurtarır. Doğru program sınavda sizi başarıya ulaştırır. Ama yanı sıra kaliteli öğretmen, kaliteli eğitim, sınavı tanıyan bir kitle, sınavı tanıyan bir eğitmen kadrosu da bunun aslında ekstra balı kaymağı olur. Yani yanında daha fazla sına sahip olmanızı sağlar. Canlı ders eğitimlerimizde öğretmenlerimize birebir etkileşiminiz oluyor. Bu dersler kayıt altına alınıyor, video olarak yükleniyor. Hocalarımızın özet şekilde tuttukları ders notları PDF'leri oluyor. Onun dışında belirli periyotlarda soru çözüm kampları tekrarlar. Sınav
kadar ne kısa bir zaman dilim kalı. Yani 30 Haziran'dan önce dev genel tekrar dev soru çözüm kampları. Türkiye geneli bütün rakiplerinize girebileceğiniz online deneme sınavları. Yapay zeka sisteminin günlük ders çalışma programı. Haftalık performans ölçümü, rapor, karne gibi düşünebilirsiniz. Ve dönem boyunca devam edecek olan ihtiyaç duyduğunuzda görüşebileceğiniz hem rehberlik desteğimiz hem de grup rehberlik seminerlerimiz. Bunların tamamı yer alıyor olacak. Ve şu anda bu bahsettiğim sistem artı DGS eğitimimizin tutarı arkadaşlar çok uygun. Gördüğünüzde çok şaşıracaksınız. Özellikle rakip kurumların çok 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 altında ki onların yapay zekaları olmamalarına rağmen artık mukayeseyi siz kendiniz yaparsınız. Ben bu kadar söyleyeyim. Bakın burada program detaylarımız da var. Toplamda haftanın 4 günü, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar günleri 252 saatlik bir canlı ders eğitiminiz olacak. Derslerimiz akşam 7 ile 10.30 arasında gerçekleşecek. Şu an DGS eğitimimizin sayfa üzerindeki ücretlendirmesi 4100 TL. Bu seminerde olan sadece seminere katılıp kayıt olan öğrencilerime 1000 TL'lik indirimle birlikte 3100 TL'ye kadar paket tutarı düşmüş oluyor. Ne zamana kadar? Yani ben tabii ki hemen kayıt olup çalışmalarınıza başlamanızı isterim ama bir bütçe planlaması, aileyle, evli olanlar varsa eşle görüşmesi vesaire gibi bir durum söz konusu olursa da arkadaşlarım en geç pazartesi gününe kadar bu indirimden faydalanıp 4100 TL yerine 3100 TL üzerinden kayıt işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Evet, onlar büyük bir ihtimalle Semiyacığım 4100 TL'den kayıt olmuşlardır. Çünkü bu indirimimiz sadece şu anda olan bir indirim. Yani farklı öğrencilerin faydalanabildiği bir indirim değil. Mehmet Hocam siz de kayıt olun. Bakın bu fırsat kaçmaz. Eğer kredi kartınız varsa kredi kartınızda peşin fiyatına 2 ya da 3 aya kadar taksitlendirmemiz de var. Kayıt olur olmaz bütün eğitimleriniz başlıyor. Yapay zeka sisteminiz aktif hale geliyor. Siz yokken işlenen canlı derslerin videoları yükleniyor. 2023'ün bütün videoları hediye. Matematiği olmayan öğrencilerimizi adım adım matematik, 60 saatlik matematik temel oluşturma eğitimi de bizden size hediye arkadaşlar. Harika. Evet Semiyacığım. Sen zaten sözel ağırlıklıydın, o şekilde bahsetmiştin seminerin başında. Senin o güçlendirme eğitimine ihtiyacın olacak. Nereden bilecek? Şimdi ben ona dair de bilgi aktaracağım. Sistem yöneticimiz neredesin? Bu indirimden faydalanmak, kayıt olmak için size bir link ileteceğim. Şu an sistem yöneticim iletti Muhammed Hocam. Bu linke tıklayın. Bizim kurumsal WhatsApp numaramızın linki. Tuğba hocamın seminerine katıldım. İndirimden faydalanmak, kayıt olmak istiyorum şeklinde yazmanız yeterli. Semiyacığım yazman gerekiyor. Evet. Yaz. Seni hemen arayalım. Kaydını alalım. Okey. Diğer öğrencilerim var mı sorularınız? Atladığım bir soru var mı diye bakıyorum. Mert'ciğim ücretsiz testler için sanıyorum Semiha seni yönlendirdi sağ olsun. Sayfaya girdiğinde bekleyen görevlerinde eğitim analizleri. Analizleri sınavları zaten kayıt olduktan sonra da çözeceğiz arkadaşlarım. Büşra hocam linke tıklaman yeterli. Otomatik çıkıyor, ben de yeniden ileteyim. Evet şu an sistem yöneticimin... evet şu an sistem yöneticimin attığı linke tıklayıp Tuğba Hoca'nın seminerinden geliyorum, kayıt olmak istiyorum demeniz yeterli arkadaşlarım. Yazdığınızda ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım arayacağız sizi. Hemen kaydınızı birlikte tamamlayacağız. Çalışmalarınızda başlarsınız. Yarın da pazar canlı dersiniz de var. Direkt yarınki canlı dersi de alırız sizi. Semiyacığım sen matematik... Ben de bu arada senin gibiydim. Matematiği yüksek olan öğrencilere inanılmaz bir imrenme durumum vardı.
nasıl yapıyorlar diye. Tamamdır Mehmet Hocam, arayacağız sizi. Mesaimiz arkadaşlar 19'a kadar devam ediyor. Saat 19'a kadar mutlaka hani gelen talep yoğunluğuna göre ulaşmaya çalışacağız size. Eğer uygun değilseniz yarın gün içerisinde de sizi arayabiliriz. Eğer yarın aranmak istiyorsanız da kıymetli arkadaşlarım, Tuğba Hocam'ın seminerinden geliyorum, kayıt olmak istiyorum, beni yarın şu saatte arayın demeniz yeterli. Tamam Semiha, sen müsaitsin. Senin hemen kaydını ben alacağım. Tamamdır. Var mı sorularımız? Öğrencileri de çok bekletmek istemiyorum sizleri. Hemen aşağı inelim. WhatsApp'tan yazan öğrencilerimizin kayıtlarını alalım. Çalışmalarına başlayalım. Kaynak için Mehmet Hocam size yardımcı olacağız. Rehberlik uzmanlarımızla görüştürürüm ben sizi kayıt olduktan sonra. Bir randevu oluştururum. Seviye belirleme sınavı sonuçlarınıza bakarız. Seviyenize göre piyasadaki onlar en doğru, en ÖSYM formatına uygun kaynakları sürekli bir piyasa pazar araştırması yapıyorlar. Ona uygun ihtiyacınızı karşılayabilecek kaynakları öneririz. Çok teşekkür ediyorum o halde. İyi ki katıldınız. İyi ki tanıdım sizleri. Kendinize çok iyi bakınız efendim. Yok yok Semiha, senin rakibin değil. Mehmet Hocam sayısalcı zaten. Çocuk gelişimci değil. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah sağlıcakla kalın. Dostça kalın ve en önemlisi arkadaşlar esen kalın. Yeniden görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Hocam. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ediyorum.